Odak noktasından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Yarın bayram, bugün Arife. Şimdiden bayram havasına büründük bile, ancak gündem tabii tüm sıcaklığıyla devam ediyor. Gündeme ilişkin haberler sürekli olarak güncellenmeye ve her dakika bir olaya şaşırmaya, bir olayın haberini almaya devam ederken özellikle Kıbrıs'ta, Orta Doğu'da, bölgede yaşananları da markaja almaya, yakın takibe devam ediyoruz Odak Noktası programında. Evet, bugün Arife dedik ama müzakere sürecine ilişkin olarak da açıklamaları da takip etmeye devam edelim. Son olarak Chicago'da New York temasları öncesinde açıklamalarda bulunan, katıldığı etkinliklerde Rum lider Nikos Anastasiadis çarpıcı ifadelerde bulunuyor. Ve aslında son olarak Rum medyasına da düşen bir çeviri haber olarak düştüğü için aktaralım sizlere hemen. Rum lider Nikos Anastasiadis, Rum tarafının bu referandumda da yeniden hayır demesi halinde bu defa kuzeydeki, tırnak içindeki söyleyelim, işgal devletinin tanımasından endişe duyduğunu net bir şekilde ifade etmeye başladı. Daha önce belki bu kadar açık bir şekilde bunu söylememişti ama bunu Amerika'da vermesi, bu mesajı önemli. Öte yandan Yahudi lobisinden de Türkiye'ye baskı yapması noktasında destek istediğini belirtti, temasları noktasında. Aslında zaten Rum lider Nikos Anastasiadis'in Amerika'daki temasları noktasında Ankara'ya baskı yapılması noktasında çağrılar yapacağı belirtilmişti. Ve bir başka önemli konu, garantörlük meselesi. Yunanistan'ın ardından İngiltere'den de garantörlükten vazgeçebileceğine dair mesajların gelmesi üzerine, garantörlük noktasında ne oluyor? İngiltere ve Yunanistan neden bu yönde adımlar atıyor? Türk tarafının tepkisi ya da karşılığı nasıl olacak beklentisi doğdu. Bu soru işaretleri ortaya çıktı. Bunları da masaya yatıracağız ama önce hemen size program konumuzu takdim edelim. Cumhuriyetçi Türk Partisi Dış İlişkiler Sekreteri akademisyen Muhittin Tolga Özsağlam'la beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdiden bayramımızı kutlayalım. Evet, ben de gelişmeler kutluyorum sizin sıcak de bayramınızı. Teşekkür ederiz. Bütün halkımızın Kurban Bayramı'nı enişten dileklerimizle kutluyoruz. Teşekkür ederim. Bayramdan önceki son artık ciddi bir program olarak Odak Noktası'nda müzakerelerle başlayalım isterseniz. Rum lider Anastasiadis Amerika'da temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da oraya gidip görüşmelerde bulunacak. Öncelikle ikili birlikte gitmedi, temaslarını birlikte gerçekleştirmedi. Bunun üzerine çok durmadık ama şimdi oradan mesajlar gelmeye başladı. Az önce de belirttim bu mesajları sıcağı sıcağına ama en çok garantörlük meselesi. Türk tarafı net bir dille Rum tarafından gelen mesajlara rağmen bunun beşli konferansla beş garantör ülkenin, üç garantör ülkenin artı iki tarafın birlikte katılacağı konferansta gündeme gelebileceğini ve bu aslında sona doğru ele alınması gereken bir konu olduğunu söylüyor. Rumlarsa bu konuda bizimle hemfikir değil. Önce bunu nasıl değerlendirirsiniz ve hemen ardından da İngiltere ve Yunanistan'dan gelen bu açılımı nasıl okuyorsunuz? Yalnız bir düzeltme yapayım sevgili Mert. Yani Rumlar bizle bu konuda hemfikir değil diyor dedin orada ama yani bir kısım Rumlar demekte yarar var. Çünkü Anastasiadis de bunun garantörlük konusunun ileri bir safhaya da görüşülmesini istiyor ve özellikle özlü konular içinde en zor konulardan biri olarak görüyor. Disi de bunu böyle görüyor. Diğer siyasi oluşumlar da, daha doğrusu çözümden yana olan oluşumlar, AKEL de böyle görüyor. Yani daha sonra görüşülmesi gereken bir konu olarak görüyor. Ancak garantörlük konusunda tabii ki Kıbrıs Türk liderliğiyle ve Kıbrıs Türk toplumuyla farklı bir noktada, Kıbrıs Rum toplumu ve Kıbrıs Rum liderliği, o konuda haklısın genel itibariyle. Garantörlük konusunun ben en sona bırakılmasından yanayım. Ta öncesinden bunu söyledim. Yani müzakereler başlamadan önce de. Bu özlü konular içerisinde 6 tane özlü konu var biliyorsunuz. Başlık var. Mülkiyet, toprak, bununla birlikte işte garantörlük, ekonomi, Avrupa Birliği ve güç paylaşımı. Bunlar 6 tane özlü konumuz. Bu 6 özlü konudan en zorlarından bir tanesi aslında. Garantiler, iki toplumun da farklı noktalarda hassasiyetleri var. Bir diğer önemlisi ise benim için aslında iki tanesi önemlisi, mülkiyet ve toprak. Bazıları mülkiyetle toprağı da karıştırıyor. Aslında çok farklı şeyler. Arada ince bir çizgi var ama o ince çizgi bayağı farklılaştırıyor durumu. Mülkiyet tamamıyla bireylerin veya kurumların diyelim, çünkü vakıf malları da var, vakıf mülkleriyle ilgili olan bir husus. Toprak ise idari anlamda sınırları belirleyen bir olgu burada, Kıbrıs sorununda. O yüzden mülkiyet ve toprak başlığı konuşulduğunda aslında ayrı ayrı değerlendirilmesi gereken, daha spesifik noktaları olan iki husus. Evet.
Şimdi garantörlük olayına dönersek, 3 garantör ülke var burada. Birleşik Krallık, Türkiye ve Yunanistan. Ve bu 3 devlet 1959 Zürih Anlaşması'nı imzalarlarken kurulacak olan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin anayasal düzeninin garantörleri olmuşlardır. Sonradan da bu garantörlük anlaşmasına ve Londra İttifak Anlaşması'na Kıbrıs Türk toplumuyla Rum toplumu da katılmışlardır. Bu burada önemli olan husus şudur. Her iki tarafta da karıştırılan nokta şudur ki Kıbrıs Cumhuriyeti'nin anayasal düzeninin garantörüdür bu üç ülke. Ne Kıbrıslı Türklerindir ne Kıbrıslı Rumların. Ha, Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların yaşamlarını en iyi şekilde devam ettirebilecek olan anayasal düzenin garantörüdür üç ülkede. Ve bu garantörlük her üç ülkeye de ayrı ayrı herhangi bir durumda, yani 60 Anayasası'nın tehlike altında kalması durumunda, tehdit altında kalması durumunda veya düzenin bozulması durumunda tek taraflı müdahale hakkı veriyor bu ilgili anlaşma. Öyle ki 1974'te de bu anlaşma neticesinde bu anlaşmaya referans göstererek Türkiye 1974'te Kıbrıs'a müdahale gerçekleştirmiştir. Zaten bu anlaşma olmasaydı Türkiye Kıbrıs'a bir müdahale gerçekleştiremezdi veya gerçekleştirse bile bunun meşru bir zemini olmazdı uluslararası hukuk içerisinde. Öyle ki bugüne kadar Güvenlik Konseyi'nde Türkiye'nin burada tırnak içinde işgalci olduğuna dair bir karar yok, biliyorsunuz. Bu aslında tabii ne kadar biliniyor, ne kadar bilinmiyor, ne kadar satır arasında kaldı ya da evet, ne kadar görülmek isteniyor, o ayrı bir tartışma konusu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde böyle bir karar yok. Türkiye'nin burada işgalci olduğuna dair bir karar yok. Mesela çoğu insan bunu yanlış biliyor, böyle bir karar var diyor ama öyle bir karar yok. Avrupa Parlamentosu'nda var ama Avrupa Parlamentosu'nda kararları bağlayıcı değil. Zaten Güvenlik Konseyi'nde böyle bir karar olsaydı daha ileri boyuta, daha farklı bir boyuta taşınırdı Kıbrıs konusu. Peki, İngiltere ve Yunanistan'dan gelen, özellikle Yunanistan'ın biz garantörlükten vazgeçmeye hazırız mesajı, İngiltere'nin bunun benzeri olmamakla birlikte buraya çıkabilecek açıklaması, garantörlük meselesini Kıbrıs'a bırakabiliriz açıklaması. Acaba İngiltere'de Yunanistan'la birlikte Türk tarafını garantörler noktasında, garantörlük noktasında yalnız mı bırakmaya çalışıyor soru işareti aklımızda oluştu. Buna nasıl bakmak gerekir? Bir de tabii ki üsler meselesi var. İngiltere'nin garantörlükten vazgeçmesi durumunda üslerle ilgili pozisyonu ne olacak? Bunda da acaba bir adım atılabilir mi? Ya da buradan bir açık doğar mı Türk tarafı lehine? Ne dersiniz? Yani şimdi burada açık bir şey var. Garantörlük meselesi o üç ülkenin imzaladığı anlaşmaya bağlı. Bu üç ülke bir anda biz bu anlaşmadan vazgeçtik dedikleri an Kıbrıs Türklerine ve Kıbrıs Rumlarına söyleyecek söz kalmıyor. Anlaşmaya tek taraflı bir ülkenin vazgeçmesi de uluslararası hukuka aykırı. Çünkü Pacta Sunt Servanda denen bir ilke var hukukta, ahde vefa. Yani ilgili bir anlaşmaya imza atmışsanız bunu tek taraflı siz bu ilgili anlaşmadan tek taraflı vazgeçemezsiniz. Ancak başka bir ilke de var uluslararası hukukta. Rebus sic stantibus denen şartların değişmesi. Ha, Kıbrıs'ta şartlar biraz değişmiştir, doğrudur. Bu yadsınamaz bir gerçektir. Ancak bu şartlar değişmesine rağmen üç ülke hala daha burada varlıklarını sürdürüyorlar. Askeri anlamda. Geçen haftaki yazımda da buna değindim. İşte NATO konusu var. NATO garantörlüğü evet. De tartışılmaya çalışılıyor. Özellikle sağ cennah güneyde liberal sağ dediğimiz kesim ve muhafazakar sağ NATO üyeliğini de arada bir kısık sesle de olsa gündeme getiriyor Kıbrıs'ın ve aynı zamanda NATO garantörlüğünü. Aslında biz de karşı çıkıyoruz. İşte NATO garantörlüğüne karşı çıkıyoruz. Bir NATO üyesi olarak Türkiye'nin evet, de. Evet, Türkiye'de içinde. Yunanistan'da. Baktığımızda aslında şu anda NATO ya üye ülkelerin bildiğiniz gibi askerleri burada mevcut. Bu ada üzerinde. İşte biraz evvel bahsettiğiniz gibi Birleşik Krallığın üstlerinde İngiliz askerleri yer almaktadır. Birleşik Krallığın askerleri, ki NATO Türk üyesi. Türk Silahlı Kuvvetleri burada konuşlandırılmıştır. Yunan NATO, Yunan ordusu aynı şekilde Güney Kıbrıs'ta. Baktığımız zaman zaten NATO burada. NATO Kıbrıs'tan hiç çıkmadı aslında. Yani gerçek olan budur. 1949'da kurulan NATO'nun üye devletlerinin orduları burada zaten. Bu konuda da biz kendimizle yüzleşmemiz gerekiyor. Yani NATO'ya karşıyız, NATO üyesi olmayalım ama NATO'ya üye olanların askerleri burada olsun.
Parantez açarsak bir de Rusya durumu var. Evet. Rusya meselesi var. Yani Rusya ne kadar buna sıcak bakar ve Rusya'ya yakın kanat güneyde özellikle NATO'nun burada varlığından rahatsızlık duyar mı ya da buna destek olur mu? Yani şimdi Rusya açıkça geçtiğimiz haftalarda bir röportaj verdi. Rus Büyükelçisi bir gazeteye Sputnik. Biliyorsunuz. Sputnik'e de buradaki Havadis gazetesine de bir demeç verdi. Orada açıkça Rus Büyükelçi şunu söylüyor. Yani NATO'lu bir çözüme biz hayır diyoruz Kıbrıs'ta. Yani Güvenlik Konseyi'nde de o veto hakkını kullanıyor. Yani yarın öbür gün anlaşmanın uygulanmasına yönelik 2004'teki gibi bir karar talebi olursa Güney Kıbrıs'tan veya kuzeyden olur bu defa belki bilmiyorum. Rusya yine veto edecek işareti geliyor. Yani NATO'lu bir çözüme biz yokuz diyor Rusya. Bu açık ve net bir şekilde. Ama NATO zaten burada. Orada da başka bir çelişki var. Ama resmi olarak tabii ki adanın NATO'ya üye olması başka bir şey. Evet. Ama şimdi bu noktada Türkiye'nin pozisyonu önemli. Nasıl bir pozisyon alacağı? Türkiye garantiler konusunda henüz net bir şekilde tavır belirlemedi. İngiltere, Birleşik Krallık vazgeçebiliriz diyor ama nasıl vazgeçebilir detaylandırmadı. Yunanistan da öyle, o da detaylandırmadı. Zaten kendi ekonomik krizi var Yunanistan'ın, onunla boğuşuyor. Ve artı şunu da biz konuşmamız gerekiyor. Garantörlük meselesine baktığımızda garantörlük anlaşması yani Zürih anlaşması kimi bu ülkeleri hangi devletin garantörü yapıyor? Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası'nı garantörleri yapıyor. Peki biz diyoruz ki Kıbrıs Cumhuriyeti'nin devamına karşıyız. Diğer taraftan da diyoruz Türkiye'nin garantörlüğünden vazgeçemeyiz. Tamam iyi güzel ama biz Kıbrıs Cumhuriyeti'nden vazgeçtiğimiz an aslında doğal olarak garantörlük anlaşmasından da vazgeçiyorsunuz. İşlevini yitiriyor o garantörlük anlaşması daha doğrusu. Ha, Rumlar da diyor ki biz Kıbrıs Cumhuriyeti'nin devamından yanayız. Ha, bu anlaşmalar birbiriyle bağlantılı. O zaman Kıbrıs Cumhuriyeti'nin devamından yanaysanız garantörlük anlaşmasını istemeyiz deme hakkınız kendi kendinize yok. Ya da yeniden görüşülebilir. Yani yeni yeniden bir garantör. Görüşülebilir ama o görüşülmede de söz sahibi hiç unutmayalım Türkiye, Birleşik Krallık ve Yunanistan'dır. Yine aynı ülkeler. Yani kendimiz, bu defa evet, o yani zaman biz, iş değişebilir. Ha, yani biz kendimiz çalıp kendimiz oynayamayız bu garantörlük konusunda. Yani, ne Kıbrıslı Rumlar tek evet. başlarına bir şey söyleyebilir ne Kıbrıslı Türkler. Burada esas sözü söyleyecek olan 3 garantör ülkedir. Şimdi 1960 Anayasası'nın garantörleri eğer Kıbrıs Cumhuriyeti ortadan kaldırılıp uluslararası hukuk anlamında söylüyorum. Yeni bir devlet, ortaklık devleti 11 Şubat'a göre iki kurucu devletten oluşacak, tek bir egemenlikten kurulacak yeni bir devlet kurulduğunda bu defa bu garantörlük sistemi yani 1960 üzerinden oluşturulan garantörlük sistemi de bertaraf olacak. Yani tabii, değişecek. Yok olacak. Yani yeniden şimdi, şekillenecek. Yeni yani bir devlet, yeni bir garantörlük evet. anlaşmasına ihtiyaç duyulacak. O zaman veya duyulmayacak. Bu ülkeler zaten belli. Bu yine aynı üç ülke devreye girecek. Bu defa bir anlaşmaya ya üçü evet diyecek ya da herhangi biri hayır diyerek böyle bir anlaşmanın olmasının bakın, önüne burada, geçecek. Doğru mu? Evet. Yani burada şöyle bir şey var. Kıbrıs Cumhuriyeti aslında federatif bir yapıya sahipti. Bunu Rumlar dillendirmek istemiyor. Ancak işlevsel anlamda federatif bir karaktere sahipti Kıbrıs Cumhuriyeti. Çünkü Kıbrıslı Rumlarla Türkler %30-%70 şeklinde devlet dairelerinde, bununla birlikte kabinede, bununla birlikte yasama organında temsil hakkına sahip. Yani bir ayrım söz konusu. Niye ayrım? Çünkü farklı iki etnik grup, ana etnik grup ve azınlıklar vardı. Evet. İki kurucu unsur ve onlara eşlik eden azınlıklar. 30'a 70, %30'a %70. Artı şimdi şunu söylememiz lazım bizim. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bugünkü anayasal düzenini değiştirdiğimizde ve başka bir oluşuma gittiğimizde iki kesimlilik söz konusu olacak. Bu iki kesimlilikte de garantilerle ilgili çeşitli senaryolar var. Bu kuzeyde de dillendiriliyor, güneyde de. Nedir bu siyasi kulislerde? Bir tanesi mesela Türkiye kuzey parça devletinin veya Kıbrıs Türk devletinin garantörü olsun. Oradaki anayasal düzen. Diğeri ise Yunanistan'da işte Güney Kıbrıs'taki parça devleti. İngiltere'de kendi üstlerini korusun, egemenliğini devam ettirsin. Yani böyle farklı algılamalar var, böyle farklı yorumlar var siyasi kulislerde konuşulan. Ancak tabii ki bunlar henüz konuşuluyor. Bunlar zaten masada tartışılmamış durumda. Bunu öncelikle idrak etmemiz lazım. Yani biz
Ben burada hem akademik hem de Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin dış ilişkiler sekreteri olarak şunu söyleyebilirim. Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak biz halkımızın hassasiyetini algılıyoruz. Ve buna önem veriyoruz. Garantiler konusundaki hassasiyeti. Çünkü 63 ve 74 arasında yaşanan gerçekler var. Ancak Kıbrıs Türk Rum toplumunun da hassasiyetlerini anlamak durumundayız. Onların da algılarına önem vermek durumundayız. Çünkü ortak bir devlet kuracağız. O yüzden bu nasıl formüle edilir? Bunun üzerine kafa yormamız gerekecek diye düşünüyorum ileriki günlerde. Ama en önemli husus şudur ki eğer biz bir anayasal düzeni iyi niyetle devam ettirirsek iki toplum olarak aslında bu garantörlük anlaşması devam etse de etmese de başka bir müdahaleye gerek kalmaz. Evet, peki bir de Avrupa Birliği'nin garantörlüğü meselesi var. Bir de şu var, yani garantörlük anlaşması olmasa da Kıbrıs durumlarında şunu idrak etmesi gerekir. Garantörlük anlaşması olmasa bile Türkiye bugün ve herhangi bir başka ülke biliyorsunuz artık müdahale etme durumunda. Uluslararası hukuk, uluslararası ilişkiler sistemi içerisinde müdahale hakkı. Evet, yani koruma sorumluluğu denen bir şey var, ilke var. Genelde liberallerin bunu ortaya attığı bir ilke. Rusya ve Çin buna karşı çıkmıştı ama Rusya sonradan bu ülkeye sarıldı Kafkas politikasında. Evet. Aynı şekilde burada da yani Türkiye responsibility to protect dedikleri yani koruma sorumluluğu çerçevesinde buraya müdahale edebilir mi? Gene eder yani. Yani bu bir müdahaleyi engellemez eğer bir kargaşa olursa buradaki Kıbrıs Türk vatandaşlarının veya diğer vatandaşların yaşamları garanti altına alınamazsa. Yani çok boyutlu bir artık denklemdir. Sonuçta iki kesinlik yine bir sınırın olacağı anlamı demek midir bu arada onu belirtelim. Ha, sınır idari sınır olacak. İdari sınır. Tabii idari sınır. Yani terör örgütlerle ayrılmış evet. Bir sınırdan bahsetmiyoruz. Yok tabii ki. Bugün Fransa'dan Almanya'ya geçerken veya işte Litvanya'dan Letonya'ya giderken veya Polonya'dan Slovakya'ya giderken kimse size kapıda bir şey sormuyor veya bir şey yok. Çok şimdi tabii ki mülteci durumu var. O yüzden bazı önlemler alınıyor. Yani olağanüstü durumlar haricinde bildiğiniz gibi Schengen ülkelerinde böyle bir sınır yok. Hı hı. O yüzden böyle bir sınırı aynı devlet içerisinde biz tek bir devlet olacağız. Burada da halkı yanıltmayalım. Uluslararası alanda tek bir devlet ancak devletin içerisinde küçük birimler olacaktır. Federal birimler kuzeyde ve güneyde. Ve bu federal birimler adına da devlet denilecek. Kurucu devletler, oluşturucu devletler. Peki bir Rusya Federasyonu örneği dile getirildi. Katulis'in değerlendirmesi vardı. Yani Sovyetlerden Rusya Federasyonu'na geçiş modelidir yeni kurulacak olan devlet denildi. Evet, önemli bir. Bu bir yani ben bunu değerlendirdiğimde bunun çok bizim arzu ettiğimiz bir model olmadığını hatta 11 Şubat'la bağdaşmadığını düşünüyorum. Doğru mu niye? Düşünüyorum? Ne dersiniz? Niye peki olmuyor bizim? Rusya Federasyonu'ndaki yapıyı biliyoruz yani bugün Rusya'nın Moskova yönetiminin federasyon içerisindeki diğer bölgeler üzerindeki egemenliğini hatta başkan onun seçimi noktasında bile her şeye karışması, güvenliğinden de keza sorumlu olması, her şeyle aslında Rusya kokması. Tam bir diğer saniye bölgelerinde. Rusya diyorsunuz da diğer bölgeler de Rusya. Rusya ama Federasyonu içindeki Putin'i bölgelerde. Putin'i kim seçiyor? Rus halkı. Rus mu? Rusyalılar mı? Rusyalılar daha doğrusu. Rusyalılar. Peki Putin en çok oyu nereden alıyor? Onu bilmiyorum. %80, %90'ları vurduğu yerler Müslümanların en çok yaşadığı yerler. Çünkü en çok cami Putin döneminde yapılmış Rusya'da bakıldığında. İşte Moskova Camisi bugün açıldı sanırım. Değil evet mi? Bugün açıldı. Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla. Baktığımızda o ayrı bir konu. Ancak burada Kasulitsin kastettiği aslında Rusya Federasyonu'nun idari yapısı değil. Rusya Federasyonu'nun Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra uluslararası kimlikte Sovyetlerin sahip olduğu temsiliyetleri her yerde alması. Nerede? Mesela Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi. Mesela niye Kazakistan almadı diye sormadı kimse. Niye Ukrayna almadı? Niye mesela Beyaz Rusya almadı? Niye Gürcistan almadı? Rusya Federasyonu kendisini kabul ettirdi ve Rusya Federasyonu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki daimi üyeliğini devam ettirdi. Yani bu yine dillendirilen, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın da söylediği
Evet, yeni bir devlet kurulacak. Şu anda Kıbrıs Cumhuriyeti bizim için yoktur, ölmüştür böyle bir devlet. Yeni bir devlet kurulacak ama bu yeni devletin yeniden Avrupa Birliği'ne ve aynı zamanda BM üyeliğine gerek yoktur. Kasulidis'in, yani burada Kasulidis'le bakınca aynı şey mi söylüyor? Aynı şeyi söylüyor. Kasulidis'in kastettiği burada oydu. Avrupa Birliği'ne tekrar bir müzakere, üyelik falan konuşulmayacak. Üyelik aynen devam edecek. Tabii ki Avrupa Birliği'nin programları var, komisyonları var. Geri kalmış bölgeler. Biz de onlardan biriyiz. Adanın kuzeyi. Zaten şu anda AB toprağı burası. Ancak müktesebat şu anda askıya alınmış durumda. Bu müktesebatın askıdan indirilmesi bir anlaşma sonrasında ve buranın da o komisyonların kalkınma programları çerçevesinde kalkındırılması. Şu... Kalkınma derken de sağlık programından tutunuz, çevre artı ulaşım. Yani sağlık. Bu kalitesiz yollarla devam edemeyiz. Aynen. Mesela Avrupa Birliği üyesi olarak güneye siz de gittiniz. Limassol'a kadar gittiniz. Oradaki otobanlarla bizim yollar aynı mı? Şüphesiz ki tartışma değil. Kabul etmez. Kabul etmez. Tartışma kabul etmez. Güvenlik açısından konuşalım. Kullanılabilirlik açısından. Baktığımızda o standartları yakalayacak bir programa tabii ki biz girmek zorundayız. Ancak dediğim gibi tekrar bir üyelik müzakeresi falan olmayacak. Ha, neyin müzakeresi olacak? Kuzeye ne kadar yardım yapılmalı ki bu güneyle eşitlensin altyapı yatırımları bakımından? Artı Birleşmiş Milletler'e tekrar üyelik başvurusu olmayacak, bir tanınma olmayacak. Onu soracağım. Evet. Bu şu endişeyi doğurur mu? Yani bu zaten Kıbrıs Cumhuriyeti'nin aslında devam ettiği anlamına gelmez mi endişesi var? Hayır, ismi değişecek. Neden yeni devlet yeniden başvurmasın? Ya da zaten Birleşmiş Milletler... Yok, hayır, ismi değişecek. Evet, yani biraz Birleşmiş Milletler... Biraz evvel bahsettiğimiz gibi Sovyetler Birliği... Eskiden bakın işte arşive girin, milli, yani reklam gibi olacak ama başka arşivde yok sanırım, online öyle. Veya Cumhuriyet Gazetesi var. Cumhuriyet Gazetesi veya Milliyet arşive girin. Birleşmiş Milletler 5 daimi üye ülkesi hangileridir? Biri SSCB olarak geçiyor. Bir tanesi Sovyetler Birliği'dir. Aniden bir baktınız o 1992'den itibaren, 91 sonuna kadar Rusya Federasyonu oldu. Bu da aynı şekilde Kıbrıs diye geçiyor. Kıbrıs Cumhuriyeti dahi yazılmıyor aslında. Cyprus diye geçerken o Cyprus yerine Republic of United Cyprus olabilir. Federal Cyprus. Evet, ya da Federal Cyprus. United Federal Cyprus olabilir. Yani ne olursa adı artık, o daha tam belirlenmedi. Bu şekilde olacak. Yani burada çok endişe edilecek. Şu endişe yani noktası şuydu aslında. Sui generis dediğimiz acaba... kendine münhasır bir süreç olacak. Yani aslında bir Tataristan örneği verecek olursak Rusya içerisinde ne kadar etkin bir toplum... Rusya Federasyonu'nun yönetiminde toplum yalnız olarak Rusya ne kadar bir tamam, parça olabilmiş? Rusya... Yani acaba aynı endişe, yani bu endişe var. O yüzden söyledim bunu. Yalnız yani Rusya Federasyonu acaba kontrol yine ağırlıklı Rumların elinde hayır, olup da Türkler anladım sadece bir bölgede yani, getoda sıkışmış kalmış. Hayır, yönetim ve güç paylaşımına giriyoruz aslında şimdi belirttiğiniz evet konuyla. Rusya Federasyonu'nun yönetim ve güç paylaşımı biraz farklı Kıbrıs'tan veya Kıbrıs'ta arzu edilen süreçten. Veya Rusya Federasyonu'nun Avrupa Birliği'ndeki federal sistemlerden Belçika'dan da farklı bir konumu vardır. İsviçre'den de aynı şekilde farklı bir durumu vardır. Federal Almanya'dan da keza. Ama Federal Almanya aynı etnik grup baktığımızda. İsviçre gibi 3 tane farklı etnik grup değil. Rusya'da yüzlerce farklı etnik grup var. 84+1'lik bir şey var. Vilayet sistemi var. Yani vilayet de demeyelim. Oblast dediğimiz bölgelere bölünmüştür. Cumhuriyet, kray dedikleri oblast. Ve Rusya Federasyonu'nda Tatarlar ne kadar egemen derseniz tabii ki Rusya'da bakın orada da etnik bir ayrım yapılmıyor ama o etnik kompozisyon temsiliyeti var şeyde, iktidarda. Yani Mordov mesela Putin'in kökenine baktığımızda Mordov ya daha kuzeyden Finlandiya'ya yakın bir bölge. Tam etnik Rus olmayan bir bölgedendir Putin. Artı Lavrov Ermeni kökenlidir. Baktığımızda İçişleri Bakanı, Savunma Bakanı bir tanesi Tatar, bir tanesi de yine Türk köken, başka halkın adını unuttum ama Türk kökenli bir halktandır. Baktığımızda o kompozisyon zaten kendi içerisinde korunuyor Rusya Federasyonu'nda. Ama siyasi ideoloji önemli olan. Yani evet, siyasi bugün ideoloji Türkiye, bir şey. Türkiye Cumhuriyeti'nde özellikle bugünkü iktidara da bakarsanız, yani bir önceki iktidara hı-hı bakarsanız AK Parti içerisinde Kürt milletvekilleri de var. Maliye Bakanı. Ama Kürtçe eğitim yok. Ama şunu söyle, Kürtçe evet, ideoloji, yok. Siyasi ideoloji. Tamam ama Tataristan'da, Tatarca eğitim var. Tamam, kendi içerisinde var. Nerede olacak? Ama federasyonu da mı Tatarca öğretelim? Federasyonu konuşuyoruz ya şimdi. Türkiye'den ayıran nokta, federasyonu evet konuştuğumuz nokta. Ha, dil bakımından bakarsanız Rusça
iletişim dili ve resmi dil. Yani uluslararası kendi başkanlarının alanda. Seçimi noktasındaki ama iyi bir ama oradaki federasyon yani Rusya Federasyonu iyi bir örnek değil i̇şte, yani. İyi bir örnek olmayışının örnek gösterilmesi. Ama orada hayır Kasulidis'in burada anlattığı Rusya Federasyonu'nun uluslararası alandaki temsiliyetidir. Yani çok farklı bir şeyi anlatıyor. Ve Rusya'daki federal anlayış bizimki niyet okumamalı daha farklıdır. Yani. Biraz, biz biraz niyet mi okumuş ya da bu şekilde endişe duyanlar biz derken endişe duyanlar adına konuşuyorum. Çünkü her yapılan açıklamanın altı çizilmesi gerekir Rum siyasilerinin tüm siyasilerin olduğu gibi. Ama burada dediğim gibi kastedilen o ama buradaki şeydir dönüşümdür. Geçişten bahsediyor. Yani çünkü orada dikkat ederseniz Sovyetler Birliği'nden sonra ki geçişi işaret ettiği bellidir yani. Sovyetler Birliği'nde kullanıyor orada. Yani o zaman geçiş için bunu söylüyor. AB ve uluslararası örgütlere olan üyelik borçlarınız borçlarla ilgili bir hukuk durumdur aynı zamanda. O borçlar devam edecek. Yani sürecek. Mirası kabul eden. Mirası kabul edecek. Evet. Yani mirası kabul eder derken işte borçları da kabul edeceksiniz. Borçlar da paylaşılacak. Gelirler de paylaşılacak. Paylaşılacak ama her iki devlet sanırım çok net daha bunlar belli değil ama her iki devlet yani oluşturucu devlet kendi borçlarından sorumlu olacak gibi gözüküyor. Evet. Yani kimse kimsenin ama bizim de borcumuz var unutmayın demek. Türkiye'ye. Evet. Yani böyle Türkiye şimdi biz bütçeyi hatta hesaplandığında neredeyse denk geliyor. Yani. Evet denkleştiriyoruz diyoruz ya biz şeyi bütçeyi işte kamu personeli ödemeleri falan bunlar borç olarak hanemize yazılıyor. Evet. Özellikle Türkiye'nin ekonomik protokolle birlikte özellikle bunun altını vurgulaması borç olarak veriliyor. Evet bu protokollerde de vurgulandı biliyorsunuz. Belki muhtemel bir anlaşmayı evet olası bir anlaşması sonrası bu borçlar ödenecek. Peki bu konuda özellikle Rusya Federasyonu'nun örnek gösterilmesi noktasında endişeye gerek yok. Çünkü doğrudan otomatikman isim değişikliğiyle beraber yani otobüs aynı anda üzerindeki tabela değişecek. Evet. Otobüs yine gittiği yani yere bu, gidiyor. Bu ayrı bir konu. Evet peki bir de son olarak soralım İngiltere meselesini, İngiliz üsleri meselesi. Muhtemelen tabii İngiltere burada bu konunun tartışmaya açılmasını bile istemeyebilir ama uluslararası hukuk anlamında burada bir 60 anayasası eğer kabul görmeyecekse, 60 öncesi imzalanan anlaşmalar da otomatikman düşecekse dolayısıyla İngiltere'nin durumu ne olacak? Yani yeni bir devlet kuruluyor ama İngiltere'den bağımsız. Ama unutmayın bir saniye yeni bir devlet kuruluyor ama bizim bu devlet sınırı yani Kıbrıs Cumhuriyeti sınırları için içerisinde değil zaten şey İngiliz üsleri. Egemen evet. Birleşik Krallık topraklarına giriyorsunuz. Yani İngiltere sayılır. United Kingdom. Evet United Kingdom. Evet. Birleşik Krallık topraklarıdır. Avrotur'a girdiğinizde de Birleşik Krallık toprak. Fotoğraf bile çekemezsiniz. Arabayla duramazsınız. Başka bir devlet. Evet. Münasır ekonomik bölgesi olduğu belirtiliyor. Dikelya'ya girerken de aynı şekilde pile üzerinden gittiğinizde Dikelya'ya gitmek için ne yapmanız lazım? İngiliz vizeniz olması lazım. Eğer Kıbrıslı değilseniz, AB vatandaşı değilseniz daha doğrusu. Baktığımızda o yüzden onların statüsü çok da çok çok daha farklı. Ha bunu müzakere edersiniz diplomasi masasında. Mesela federasyonun bir partisi olamaz mı İngiliz toprakları? İngiliz üsleri. Tam onu İngilizlerle müzakere etmek durumundayız. Kendi kendimize karar veremeyiz. Bu yeni kurulacak olan devlet adına daha avantajlı olmaz mı? Yani bu alada neden bir başka devletlerin toprakları paylaşalım? Tamam. Ama anlam planında biliyorsunuz İngilizler zaten Birleşik Krallık belli bir toprağı devretmeye hazırlanıyordu. Ama yine sembolik de olsa bir toprak tutacak orada. Sembolik değil. İşlevi olan. Askeri anlamda işlevini sürdürebilecek miktarda. Yani sembolik değil orada duracak işte. Az bir miktarda da değil yani şu anda tuttuğu toprak. Yani baktığımızda Birleşik Krallığın. %3 ya da %5 arası bir rakamdı. O da az, yani az bir rakam değil. Yani az bir rakam değil. Küçük bir aday için. Evet önemli. Peki biraz da bölgeye bakalım. Az bir vaktimiz var ama. Yalnız mülkiyette kaldık. Peki devam edelim o zaman. Mülkiyeti de tamamlayalım. Tamam. Ne kadar vaktimiz var? Bir 15-20 dakika daha yani var. Yani mülkiyete bakalım. Daha önemli bir husus. Peki buyurun. Kıbrıslılar açısından. Evet mülkiyet konusu ve topraksızlaştırma şeklinde bir kampanya yapılıyor. Ve hamaset söylemi sürdürülüyor maalesef belli kesimler tarafından. Mülkiyet konusu bir sorun Kıbrıs konusunda. Ha bu 1974'ten önce sorun değildi, özlü sorun değildi. Esas sorun yönetim ve güç paylaşımıydı 1974'ten önce. Ancak 1974'ten sonra yeni bir bebeğimiz oldu o sorun olarak. O bebek de mülkiyet sorunu. Ve bu mülkiyet sorununda da gelinen noktayı dün Sayın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da tekrardan dillendirmek durumunda kaldı. Çünkü sürekli bir endişe var. Ve bu endişenin neticesinde de emlak piyasasında da ve bildiğiniz gibi büyük bir düşüş
söz konusu. Düşüş derken fiyatlarda düşüş olmuyor ancak yeni yapılaşma bulmak noktasında, yeni projeler talep, bulma noktasında. Talepte düşüş var, arz artıyor. Yeni projeler tabii ki niye olsun? Sayın Gürcafer Müteahhitler Birliği söyledi ne kadar ev binanın boş olduğunu şu anda Kuzey Kıbrıs'ta. O zaman tabii ki bizim emlakçılarımız da kendilerine bakmalılar, müteahhitlerimiz de kendilerine bir bakmalılar, şirketler. Piyasanın durumuna göre hareket etmeliler. Yani bugünkü fiyatların da sanırım aşağıya piyasa kuralları işlemeli. Arz fazlaysa o zaman fiyat aşağıya inmelidir. Orada da bir öz eleştiri yapmamız gerekir kendimize. Artı Sayın Akıncı şunu söyledi, yine tekrar etti. Yani artık herhalde bıkmıştır o da aynı şeyi söylemekten ama hepimiz bıktık. Demopoulos kararı var bildiğiniz gibi Avrupa İnsan bireysel Hakları Mahkemesi. Bireysel mülkiyet meselesiyle ilgili bireysel, örneği verdi. Evet, bireysel mülkiyet olarak hakkında 41 yıldır o evde oturan, 40 yıldır oturan veya 35 yıldır oturan kullanıcının da bir hakkı söz konusu oluyor. Çünkü 40 yıl bir evi kullanmasa o insan ne olacak? Kimse kullanmasa yıkılıp gidecek. Maraş örneği var işte, 41 yıldır kullanılmıyor. Ne oluyor? Yıkılıyor. Bu hak göz ardı edilmeyecek diyor. Cumhurbaşkanı da söylüyor. Bizler de yapılan görüşmelerden aldığımız bilgi süreçte bu kullanıcı hakkının tanınmasıdır. Tabii bu tamamıyla bu, evet, siz bir kullandığınız tanesi, sizin olacak anlamına gelmiyor. Evet, siz kullandığınız sizin olacak anlamına gelmiyor. Artı buna ne ekleniyor? Bir tanesi değişim, yani takas. Takas bir tane yol çözüme ilişkin. İade. Bir tanesi tazminat. Tazminat yani. Bir tanesi de iade veya artık yeni tartışılan kısmi iade. Yani ne bir demek kısmını. Kısmi iade? Kısmi iade şöyle. Bakın mesela bir yerde mal bıraktınız siz 10 dönüm atıyorum. 10 dönümün 3 dönümünü inşa etmiş insanlar içerisine. Evet. Ha, kullanıyor. Kullanıcılar vardır 30 yıldır orada. Ancak 7 dönümde kalmıştır, boştur. O zaman iade gündeme gelebilir. Bu kategorilerden biri mi? Mesela bir tanesi. Evet. Yani çok detaya girmek istemiyorum ama çünkü spekülasyona da açık konular bunlar ama benim algım o anlamda oluyor. Artı takas. Girne'de siz bir mülkte oturuyorsunuz 41 yıldır. Artı Larnaka'da da bir Rum Girne'de malını bırakmıştır o mülkte oturan. Onunla bir takas yapabilirsiniz. Bu da bir çözümdür. Evet. Veya tazminat. Yani dersiniz ki siz 35 yıldır oturuyorum ben bu evde. Çıkmak istemiyorum. Karşı tarafta diyor tamam bana tazminatını ver. Komisyona başvuruyorlar veya komisyon karar alıyor. O ama komisyon... çok farklı hikayeler var. Yani her iki tarafta çok, da. Tabii çok ki var yani... ama tarafsız bir komisyon kurulacak ve o komisyonun kararı neticesinde çözülecek bu iş. Bu komisyonun global... işleyişi ve alacağı kararlarla ilgili endişeler var. Yani kaç yılda karar verebilecek? Her önüne gelen çeşitli davalar var. İşin içine miras giriyor, hayatını kaybedenler giriyor vesaire. Tabii, bu giriyor iş da kolay, giriyor. Yani kolay hiç olmayacak. Kolay değil. Yani bu hayır. Bir 41 yıla alır mı acaba? Hayır, almaz. Bu iş o kadar kolay değil ama zor da değil. Sonuçta tapular bellidir. Tapuların çalışması yapılıyor. Zaten iki ticaret odası bununla ilgili de verileri oluşturacak çalışmalar yaptı geçmişte. Yani hiçbir şey yapılmadı değil. Anlam planı döneminde de teknik komiteler bununla ilgili derinliğine çalışmalar yaptı. Peki şunu soralım. Anlam planı dönemindeki yöntemin aynısı mıdır bugün görüşülen yöntem? Mülkiyet sorunuyla ilgili. Yani bence aynısı. Tabii Rum tarafında bu pek dillendirilmiyor biliyorsunuz. Anlam planı şeytanlaştırıldığı için. Ama Kuzey'de konuştuğumuz zaman bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu yani 2004'te hatta bugün belki mülkiyetle ilgili bu tartışmaları aslında eleştirip daha, ama 2004'te daha da evet ötesine, diyenler... Daha da ötesine de gidebiliriz. Anlam planından mülkiyet konusunda daha iyi bir noktadayız. Türk tarafı adına. Türk tarafı adına. Yani taşınmaz, bireysel mülkiyet bireysel global mülkiyet, takas yerine Türk tarafı için daha mı avantajlıdır? Hayır, öyle bir şey demedim ama taşınmaz mal komisyonunun 2006 sonunda kurulması, 2007 yılında da işlev kazanmasıyla birlikte ve ardından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Demopoulos kararında işte kullanıcı haklarını tanıyan bir karar üretmesi ilgili mülkiyet sorununda o karara referans verilmesine neden olmuştur. Peki taşınmaz ve mal komisyonu... Ve ona göre şekillenecektir. Bu da ne demektir? Anlam planından daha ileri bir noktadayız şu anda. Taşınmaz mal komisyonu zaten şu anda Avrupa Hukuku'nun tanıdığı bir komisyon ve aldığı kararlar tanınıyor.
tazmin ediliyor. Mülkler. Sorun var o konuda maddi olarak. Maddi olarak bir sorun var ama bu çok başka bir konu. Yani evet. Sadece maddi sorundan mı kaynaklanıyor, başka bir konu da var işin içinde. Bununla ilgili farklı değerlendirmeler var. Ama onun dışında taşınmaz mal komisyonu var iken şimdi mülkiyet komisyonu kurulacak olması, bu iki komisyon arasındaki farklılık ve neden mülkiyet komisyonuna ihtiyaç duyulacak taşınmaz mal komisyonu varken mülkiyet komisyonu kurulunca taşınmaz mal komisyonu ama tek taraflı bakın taşınmaz mal kaldırılacak mı? Tabii doğal olarak çünkü taşınmaz mal komisyonu tek taraflı bir kuruluş yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından kurulan ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından tanınan bir iç hukuk yolu olarak evet. Görüldü. Ama burada ilgili kurulacak olan Birleşik Federal Kıbrıs Cumhuriyeti'nin komisyonu olacak, kurulacak olan o. Peki tazminat kimin başının altından? Daha doğrusu kim sırtlayacak tazminatı? Yani işte, Cumhurbaşkanı vatandaşın sırtına bırakamayız tazminat meselesini evet, dedi. İşte bu ama önemli bir husus. Vatandaşa yani, bırakmayacaksak devlet ödeyecek mi? Öte yandan bir açıklaması da var. Devlet verdiği tapusunda arkasındadır dedi. Devlet. Madem öyle bir tapu, yani bunu 100. günde söylemişti. Bir tapu verip arkasında duruyorsanız o zaman neden bu malı mülkiyet komisyonuna havale etmek durumundayız? Açık net konuşmamız lazım. Evet. Hamaset söylemi işte onun için yapmamız lazım. Bunu nasıl formüle... Yok bu alıntı direkt Cumhurbaşkanı ifadelerinden. Anlıyorum. Hayır bu Cumhurbaşkanı için demiyorum. O harita gezdirenler için söylüyorum. O harita gezdirmek yerine ve hamaset söylemi yapmak yerine bunlara nasıl çözüm bulabiliriz diye kafa yorması lazım Kıbrıslı Türklerin. Çünkü bakın Kıbrıs sorunu çözülmezse de bu mülkiyet sorunu çözülür diye bir şey yok. Yani çok yanlış bir algılayış var ki Sayın 3. Cumhurbaşkanı Dervişoğlu geçen gün Kıbrıs konusunda da resmen duvara vurdu. Ne gibi? Hangi şöyle şu sözle dedi ki Sayın Talat dedi hayır diyerek dedi hayır dersek dedi çok zor durumda kalacağız. Bu gerçek bir şeydir. Sayın Talat belki bunu erken söyledi diyebilir. Ancak bu bir gerçektir. Yani çünkü hayırdan başka gerçektir? Bakın hayırdan başka çaresi yokmuşçasına bunu dile getirmesi. Hayır şöyle dedi. Rum tarafı ilgili anlaşma metnine oluşacak olan yazılacak olan ilgili anlaşmanın Rum tarafı evet derse ve Kıbrıs Türk tarafı da hayır der. Bu parametreler ışığında, şu anda yürüyen parametreler ışığında ki Sayın Talat onu kastetti. O zaman kaybeden Kıbrıslı Türkler olur. Çünkü Kıbrıs Rum tarafı tanınan bir ülke, devlet. Bundan vazgeçilecek mi? Hayır. Mülkleri bizden fazla mı? Evet. Kıbrıs Rumların mülkleri bizden fazla. Burada bir kayıplar olacak mı? Hayır. Kazançları ne olacak? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bugüne kadar ertelediği birçok davayla yeniden ilgilenmeye başlayacak bizi sıkıştırmak anlamında. Çünkü bizim 1974'ten önceki toprak oranı yoktu tabii ki tek bir yapı vardı. Ama mülkiyet bağlamında Kıbrıs Türklerin oranı, mülkiyete sahip olma oranı kat ve kat üzerinde. Ve bunun hesabını bize sorarlar. Uluslararası hukuk var. O bakımdan Sayın Eroğlu'na ben kesinlikle katılmıyorum söylemine. Yani size göre hayırdan başka Türk tarafının tercihi yok mu? Ya da hayır demek kesinlikle ben yanlış yöne. Bu parametreler devam ettiği müddetçe bir anlaşmaya evet denilmiş. Sayın Cumhurbaşkanı da aslında evet. Çok taraf olmadı. Yani anlaşmaya göre. Yani Talat mı Eroğlu? Sayın Akıncı'yı diyorum Akıncı, ben. Evet. Sayın Akıncı diyor ki evet ve hayır diye kamplara bölünmeyelim. Bölünmeyelim doğrudur. Doğrudur evet. Ancak bu parametrelerde kendisi bir anlaşma yaparsa bunun cevabı evet olur. En güzel bu açıklama aslında devam ederse. En iyi açıklama aslında bu defa 2004'teki gibi kimse ne olduğunu bilmediği bir anlaşmaya, tam anlamıyla bilmediği bir anlaşmaya oylamayacak dedi. Bu önemli. 2004'te, biz bilmiyor muydu? 2004'te Rumlar bilmiyordu. Vatandaşlar için söyleyelim. Vatandaşlar binlerce biliyordu. Sayfayı ne kadar çok iyi özetleyebildi tamam, vatandaş. Sayfada, ne kadar anladı. Çoğu anladı ki ama evet dediği anlaşmayla aslında bindiği dalı kadar. Kesmiş. Tamam. Yani bazı kesimler için söylüyorum. Tamam, yani, o binlerce sayfanın içinde yoğurdun nasıl üretileceğini dahil yazıyordu. Yani her şey yazıyordu. Ne kadar halk bunun, ne kadar bundan haberdar yani, olabilir? Esas orada konu neydi yine? Toprak, mülkiyet ve güvenlikti. Mülkiyet konusunda da yeteri kadar Kıbrıs Türk halkı o dönemde bilgilendirilmişti. En azından evet diyenler neye evet dediğini biliyor muydu 2004'te? Türk tarafı için soruyorum. Size göre. İki yılla yakın bir tartıştık Kıbrıs Türk tarafı olarak. Kıbrıs Rum tarafı neye hayır dediğini bilmiyordu. Neye hayır dediğini bilseydi Türk tarafı, evet Türk tarafını sordum. Türk tarafı biliyordu. Türk tarafı neye evet dediğini biliyordu. Kitapçıklar da atıldı. Neden Cumhurbaşkanı dün bunun altını çizdi? Bu defa neye evet diyeceğini bilecekti.
Bilmiyorum ben neyi murad etti söylerken Sayın Cumhurbaşkanı bilmiyorum ama ben 2004'te Kıbrıs Türk toplumunun büyük çoğunluğunun neye evet dediğini bildiğine inanıyorum. Öyle ki ekonomik şartlar, o günkü şartlar değişmiştir bugün tabii ki. Ancak o dönemde hatırlarsanız Güzel Yurt bölgesindeki insanlar evlerinden, yerlerinden olacağını bilerek en çok evet, evet diyen yani bölgedir. O zaman bunun sorusunu Sayın Eroğlu sorması gerekir. Kendisi iktidardaydı 2002'de. Sonra biz iktidara geldik. Oradaki halkta o zaman Türkiye'ye güvenmiştik. Ki televizyon demiştik. Programlarında o dönemde yayınlanan programlar vardı sürekli. O dönem yine çıkıyorduk televizyon programlarına. Hiç unutmam, en son televizyon programına çıkanlardan bir tanesiydim. Sevgili Aysu Basri'nin Ali Dayıoğlu ile birlikte akademik kimliğimle ve anlam planına niye evet dememiz gerekir diye savunmuştuk. Ha, şu andaki parametreler devam ederse yine de evet demeliyiz diyorum. Hı hı. Bu parametreler devam ederse ve mülkiyete ilişkin formül bulunursa. Yalnız mülkiyete ilişkin şunu söyleyeyim. 40 yıl oturanla 35 yıl, 30 yıl oturan ve atıyorum yarın siz gittiniz yatırım amaçlı Girne'den bir mülk aldınız veya yeni iskeleden arasındaki elbette bir fark olacaktır. Çünkü siz yatırım amaçlı almışsınızdır veya turistik amaçla. O da barınmak için. O da barınmak için 30 yıl orayı veya 40 yıl kullanmıştır. Kıbrıs sorun nedeniyle yaşamış olduğu mağduriyetten mağduriyet dolayı. Mağduriyet veya göç yaşamıştır. Göç Türkiye'den gelmiştir. Mecbur. Bunlar farklı olacaktır. Farklıdır tabii ki. Bunu mantık yürüterek söylüyorum size. Yani bu çok net bir şekildir. Çünkü hukukta adalet denen bir şey vardır. Adalet duygusu vardır. O adalet duygusunun ön plana çıkması. Adaletin maddi karşılığının hesaplanması önemli bir konu. Şimdi güneyde bırakılan Türk mallarına bilerek çivi çakılmadı. İçinde oturan yaşlı kadının, 80 yaşındaki kadını geçtiğimiz günlerde zorla çıkartmaya çalıştılar. Kaçak yasa dışı oturduğu için. Evet. Ayrı bir konu gerçi başka ama bir şey. Çok ciddi bir konu. Ama bu bir bütünlüklü politikanın bir başka noktası. Ama yani kesinlikle Türk mallarının kullanılmaması için böyle bir strateji vardı ki hem değerlenmesin, hem yatırım yapılmasın, hem de el güçlü olsun diye bir masa kurulduğu zaman. Türk tarafındaysa bu böyle olmadı. Büyük çoğunlukla buraya yerleşildi, yatırım yapıldı, kullanıldı vesaire vesaire. Şimdi ama şöyle de bir ters orantı var. Kullanılmayarak atıl durumda kalan binaların ederiyle ya da mülkün ederiyle kullanılmış, işletilmiş, satılmış, farklı elden olacak. Ele geçmiş. Bunun durumu farklı olacak. Burada avantajlı mıyız, dezavantajlı mıyız? Bunun maddi karşılığı nasıl olacak? Yani hem avantajlı hem dezavantajlı. Avantajlı mıyız, avantajlı değil miyiz diye bunu böyle genel olarak sormak doğru olmaz bence. Öyle düşünüyorum. Tamam, mülkiyet üzerine farklılık kesinlikle vardır. X bir şahıs mesela arkadaşımız var, bir dostumuz var. İsmi lazım değil burada. Larnaka Havalimanı'nın üzerine, yani Larnaka Havalimanı'nın olduğu yere kendi arazisiydi. Havalimanı yapıldı. Evet. Ama bunun bedelini alamadı bu arkadaşlarımız. Kıbrıs Türk. Evet. Bunlar avantajlı mı değil midir? Bunlar avantajlıdır. Ben tazminat noktasından. İşte tazminat noktasında avantajlıdır. Onu diyorum yani bireyden bireye değişecek. Genel global takası yapmadığımıza göre bireyden bireye değişecek. Ben avantajlar ama bir Baf köyünde olarak tamamı söylüyorum. Bir Baf köyünde bırakıp bir arazi bırakıp atıyorum iki dönüm arazi bırakmıştır, bir ev bırakmıştır. Bugün Girne'nin merkezinde ev aldıysa bir kişi o bakımdan hesaplanması daha farklı olacaktır herhalde. Yani evet. Bu bir daha iki. O yüzden bireyden bireye değişecek o durum. Yani Rum, Türk olayına bakmayın orada. Bireysel bakın, bireyden bireye değişecektir durum. Ha, bunu biraz da piyasa belirleyecek. Bir de o komisyondaki algılama belirleyecek o komisyondaki üyeler. Burada işte tazminat noktası da merak edilen konularda tazminatı kimin ödeyeceğini tamam, konusuna. Tamam işte o finansını nasıl bulacağız? Onun üzerine nasıl formül üreteceğiz? Bunun i̇şte tartışması mesela, yani. Bazı, yani bunda vatandaş sorumlu olacak mı? Çıkacak olan doğalgazdaki haklarımızdan feragat edelim. Vatandaş sorumlu olmayacak. Bunun sorumluluğu elbette ki bakın. Devlet mi? Biz ne dedik? Borçlarımızdan kimdir sorumlu? İki tarafın borcu var. Kuzey taraflar kurucu kendi borçlarından sorumlu Kuzey olacak. Kuzey kurucu dedik. Ve Güney kurucu devletleri bu önceki borçları üstlenmek durumunda olacaklar. Peki mülkte doğan bir sorun var. Onu kim üstlenecek? Federal merkezi hükümet mi? Yoksa iki ayrı kurucu devletler mi? Soru burada aslında düğümleniyor. Geçen defa federal hükümete kalıyordu bunun şeyi büyük ihtimalle. O zaten net değildi. Şu anda onun daha farklı bir boyutu vardır, süreci vardır.
Doğal olarak o zaman bizim kaynak bulmamız lazım. Bu kaynağı nereden bulacağız? Uluslararası donor, yani bağışlara mı gideceğiz? Türkiye karşılayacak mı? Avrupa Birliği, Avrupa Birliği'nin de sorumluluğu var bu süreçte çünkü bu sürecin bu noktaya gelmesinde. Amerika Birleşik Devletleri mi? Dünya Bankası'ndaki uzun vadeli bir kredi mi? Ayda Amerika'daki temaslarında biraz da bu noktalara değinmiş. Yani bunu açıkçası bilemiyoruz şu anda. Bilmiyoruz ama bu talebi biz çeşitli diplomatik kanallarla iletiyoruz. Yani geçtiğimiz hafta Amerikalı üst düzey bir bürokrata da bunu ilettik. Yani finansal bir sorun olduğunu. İlettik derken Türk tarafı olarak mı diyorsunuz? Yani bunu yalnız biz değil, Rum tarafından da iletenler oldu. Hı hı. Peki son olarak Anastasiadis, hani dedik ya Türk tarafı ile ilgili verdiği mesajı Sayın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın daha doğrusu Sayın Eroğlu'na yanıt veren Sayın Talat'a yanıt veren Eroğlu'nun sözlerinden konu açılınca tam tersinde Chicago'da Rum lider söyledi. Bu defa da eğer masanın bozulmasına Rum tarafı neden olursa kuzeyde kurulacak bir işgal devletini görmeye hazır değilim dedi. Net bir ifadeyle bunu söyledi. Yani bu defa da hayır dersek bu defa şansımız yok dedi Anastasiadis. Evet. Böyle bir durum yeniden tekerrür ederse 2004 sizce bu defa ne olur? Yani müneccim değiliz ama açıkçası şöyle bir şey var. Hiçbir şey eskisi gibi kalmaz. Yani biz evet dersek ve Kıbrıs Rum tarafı hayır der, o zaman elbette ki dünya bunu gözlerini kapayamaz. 2004'te neden kapattı? Kapattı mı sizce? Sizce. Bence kapatmadı. Peki Kıbrıs Türk tarafında eskisi gibi olmayan, 2004 sonrası gibi olmayan ne var? 2004'ten 2015'e kadar. Söyleyeyim mi? Avrupa Birliği ile ilişkimiz var mıydı? 2004 öncesi. Şu andaki ilişkimiz nedir? Avrupa Birliği'nin destek ofisi var mı Sarıönü Meydanı'nda? Peki. Var. Sembolik, evet. Nasıl sembolik? Peki destek ofisi Kıbrıs Türk tarafına destek olarak ne verdi somut olarak? Hibe programı vermiyor mu tarımda yatırımlara? Evet. Veriyor. Evet. Traktörünüzden tutun başka katkılar yapmıyor mu? Yapıyor. Hibe diyorum, kredi değil. Kredi de veriyor. Artı hibe programı çerçevesinde burslar veriyor mu akademisyenlere, öğrencilerimize, öğretmenlerimize veya uzmanlık çalışması yapmak isteyen kamu görevlilerimize veriyor. Kamu görevlilerine eğitim sektörel anlamda eğitim çalışması yaptırıyor mu? Yapıyor. Bununla birlikte çiftçimize organik tarım nasıl yapılır, bunun yöntemini ve hibe programlarını sağlıyor mu? Sağlıyor. Tüm bunları biz 2004'de evet dediğimiz için aldık. Artı biraz evvel bahsettiğimiz mülkiyet konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bizim tezlerimize yaklaşmasının sebebi nedir? Bizim işte bakın biz... Mesela ticaret tüzüğü neden işlemiyor? Bir saniye o işlemiyor. O işte bakın onun işlememesinin sebebi... Mesela en büyük meyvesi o olacak. İşlememesinin yani bu sebebi işte birkaç... Onu Kıbrıs Rum tarafının tek taraflı Avrupa Birliği'ne üye yapanlara sormanız lazım. Bu da Avrupa Birliği değil mi? Hayır, Avrupa ama orada engelleniyor o, biliyorsunuz. Yani Avrupa Birliği'dir bir burada. Bir saniye bitirebilir miyim? Buyurun, tabii hocam. Burada baktığımızda mülkiyet konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aleyhimize karar niye üretmiyor son dönemde veya yavaş üretiyor bunları, yavaşlatıyor davaları? Siyasi bir boyutu da vardır, hukuksal bir boyutu var ama o siyasal duruşumuz bizim orayı etkilemiştir. Ve buradaki iç hukuk yolunu tanımıştır Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Bunun sebebi de bizim evet dememiz, bir de taşınmaz mal komisyonu kurmamızdı. Yani hiç Avrupa, biz evet dediğimiz için Avrupa'dan bir şey kazanmadık denen bir nokta. Peki, yoktur. Madem bir de temsiliyet bağlamında bugün liderlerimiz gittiğinde Avrupa'da karşılanıyorlar. Görüşme şansına sahip oluyor Avrupalı toplum bürokratlarla veya siyasilerle. Eskiden muhatap alınıyorduk. Ha şeye geldiğinde yeşil at tüzüğü işlemiyor mu? Yoksa biz az mı üretiyoruz? Ticaret tüzüğü. Ticaret tüzüğü. Peki yeşil at tüzüğü işliyor mu? Onu sormamız lazım. Niye işlemiyor? Biz çok mu üretiyoruz? Bunu da sorgulamamız lazım. Buraya gelen iş insanları var. Onlarla bizler de görüşüyoruz. İşte atıyorum zeytinyağı almak istiyor. Zeytinyağı arzımız var mı? Yok. Hellim. Üretebiliyor muyuz? Satabiliyor muyuz? Satabiliyoruz. Yani bir emetin karşılığını bakın, tam anlamıyla alabildik mi 2004 aldık, için? Bence, aldık. Ya, ha yeterli değil. Daha fazla alabilirdik. Ancak bakın nar bugün satılıyor mu İngiltere'ye? Satılıyor. Yani bir izolasyon söylemimiz var bizim. Bu öz eleştiriyi yapalım biz hepimiz siyasiler olarak. Evet. Akademisyenler de yapsın bunu, siyasiler de yapsın. Nedir olay? Biz işte direkt uçuşlarımız yok. Ha turizmi etkiliyor izolasyon. Direkt uçuş olmadığı için. Ama biz ürünümüzü satamıyoruz şeklinde söyleme ben artık katılmıyorum. Çünkü önümüzde, satan satabiliyor çünkü önümüzde birçok örnek var. Nar olayı var. Talepleri karşılayamıyoruz artık.
Ama sizin ürününüz Avrupa standartlarında olacak. Hormonlu olmayacak, ilaçlı olmayacak. Bizde niye kanser vakaları artıyor? Yani başka boyuta çekmeyin. Yoksa siz Türkiye'de satamazsınız zaten. Ha, Türkiye'de, Türkiye bizim gümrük malımızı almıyor dolayı, mesela. Evet, ama Türkiye rakıyı alıyor. Dolayı. Türkiye rakıyı almıyor mu? İşte rakıyı üreten kişi çıktı ve konuştu. Diyor ki bu kadar miktarda rakı satıyoruz Türkiye'ye. Evet. Peki evet. Hayır durumunda tekrar benzer bir durumda Anasya serisinin korkulu rüyası gerçek olur mu? Biraz zor olmakla birlikte sınırlı bir tanımla olabilir. Yani bir BM üyeliği belki olmaz Kuzey Kıbrıs'ın. Ancak Türkiye dışında bizi tanıyan ülkeler de ortaya çıkabilir. Ama mülkiyetle ilgili herhalde sistem yine bir şekilde en azından taşınmaz mal komisyonu üzerinden dönebildiği kadar. Dönebilir ama Kıbrıs Türk tarafı tabii ki evet dediği için yine avantaj bizde olur diye düşünüyorum ben. Evet peki. Dolayısıyla bu ama hayır evet dediğinizde, demek mantıklı olacaktır. Siz hayır dediğinizde farklı bir şey. Ha, defa... Evet denme konusuna gelince bu parametreler devam ederse diyorum. Hı hı. Şu andaki parametreler Sayın Cumhurbaşkanı zaten Akıncı açıklıyor. Mesela Cumhurbaşkanı'nın siyasi eşitlikle ilgili endişeleri var. Bununla ilgili olarak bir anlaşmazlık bir başka bir noktaya götürür bizi bilemiyoruz. Dönüşümlü başkanlık konusu. Evet. Özellikle bu konuda çok net bir şekilde. Ben o dönüşümlü başkanlık sembolik bir şey. Ancak o sembol önemlidir tabii ki. Semboller önemlidir uluslararası ilişkilerde. Yani işte atıyorum 3 yıl sonra bir Kıbrıslı Türk'ün gidip işte Birleşmiş Milletler'de konuşması, devlet başkanı olarak veya Brüksel'e gitmesi veya Avrupa Birliği dönem başkanlığını yaparken orada bulunması bir Kıbrıslı Türk'ün öyle denk gelmesi bunlar önemli semboller. Sembol olarak olsa da işlevi çok önemli değil ama diplomatik anlamda temsiliyetiniz, sembol olarak orada durmanız, sizin o egemenliğinizi göstermesi, toplumun varlığını göstermesi anlamında önemli. Peki hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Önemliydi tartışmak. Aslında daha çok sorduğum sorular, en çok sorulan sorularla ilgili, endişelerle ilgili ve bilgilendirmeni programa daha bilgilendirici bir hale getirmek maksadındaydı. Evet. Ülkeyi, toprağı, Avrupa Birliği'ni, güç paylaşımını son olarak ve garantiler konusunu tartışmış olduk, görüşmüş olduk. En azından güneyden gelen söylemleri, Türk tarafındaki endişelere yönelik olarak da bazı görüşleri yani onlarda yapmış da endişe, oldunuz. Tabii ki toplumun hem ülke hem de garantiler konusundaki hassasiyetlerini biz her daim algılıyoruz ve şuraya kadar ki önem veriyoruz. Ve şuraya kadarki süreç, bu noktaya kadarki süreç evetten yana Türk tarafı adına diyorsunuz. Böyle devam ederse. Böyle devam ederse böyle devam de böyle ederse, de gider yani diyorsunuz. Önce şekillensin daha tam şekillenmedi. Evet, yani bir ilerleme var ama erken konuşmak için. Peki ama ibre evetten yana şu ana kadar. Evet. Peki teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyenler evet bayramdan önce son programı da böyle gerçekleştiriyoruz. Cumhuriyetçi Türk Partisi Dış İlişkiler Sekreteri Akademisyen Sayın Özsağlam'la beraberdik. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın bayram birinci günü. Güzel bir bayram. Kıbrıs Türk halkının, Kıbrıs halklarının, bölgenin, Türk halkının, Türkiye'nin bizi izleyen herkesin olsun efendim, bütün dünyanın olsun, güzel bir bayram olsun. Kazasız belasız bir 4 günü geride bırakalım ve haftaya pazartesi günü yepyeni güzel bir döneme, güzel programlara, güzel günlere birlikte tanıklık edelim efendim. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.